Arkadaşlar Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu örnek LGS matematik sorularını çözüyoruz. İlk sorumuz Nusret Temmuz ayında tatil yapmak için otel rezervasyonu yapmayı planlamaktadır diyor. Otelin uygun olduğu tarihler için aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor arkadaşlar. Tek tek şimdi hepsini okumayacağım. Yukarıdaki koşulları aynı anda sağlayan tarihler rezervasyona uygunmuş arkadaşlar. Aynı anda sağlayan 3 tane şartımız var. Tek tek bakalım. Birinci şartımız asal olmayan tarihler rezervasyona uygun. O zaman asal tarihleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapatıyoruz. Yani 2'de, 3'de, 5'de otel müsait değil. 7 asal, 11 asal, 13 asal, 17, 19, 23, başka 29 asal arkadaşlar, 31 asal. Asal olanları kapattık. Birinci şartımızı sağladı. Şimdi 15 ile aralarında asal tarihler rezervasyona uygundur. Evet 15 ile aralarında asallar rezervasyona uygunsa 15 ile aralarında asal olmayanları kapatacağım. Bir mesela 15 ile aralarında asal mı? Evet bir her sayıyla zaten aralarında asaldır. 4 ile 15'in de yani aralarında asal demek ortak böleni olmayan demek. 1 ile 15'in yok. 4 ile 15'in yok. Ama 6 ile 15 3'e bölünür. Olmaz. 8 ile 15 aralarında asal. 9 ile değildir. İkisi de 3'e bölünür. İkisi de 5'e bölünür. İkisi de 3'e bölünür. Bakın bunlar elendi. İkisi de 5'e bölünür. 3'e bölünür. Olmaz. 16, 14, 16 aralarında asaldır. İkisi de 3'e bölünür. Elendi. İkisi de 5'e bölünür. Elendi. İkisi de 5'e bölünür. ikisi de 3'e bölünür. Bakın 22 aralarında asaldır 15 ile 24 değildir her de 3'e bölünür 26 aralarında asaldır. 27 olmaz her ikisi 3'e bölünür her ikisi de 3'e bölünür 5'e bölünür bunlarla aralarında asal değil evet iyice elendi arkadaşlar baya bir sayı gitti son şıkkımıza bakalım birbirinden farklı iki tane asal çarpana sahip tarihler rezervasyon için uygundur arkadaşlar. Birbirinden farklı iki tane asal çarpanı olacak. Üçüncüsü olmayacak arkadaşlar. Bakın birinin asal çarpanı zaten yoktur. Birini ne yaptık baştan eledik. Dördün asal çarpanı arkadaşlar sadece ve sadece 2'dir. Onun için tek asal çarpanı var. Bu da elendi. İki tane asal çarpanı olması lazım. Bakıyoruz 8 yine 2'lerden oluştuğu için 8'de de tek asal çarpan vardır. O da 2'dir. Bu da elendi arkadaşlar. 14 2 çarpı 7'dir arkadaşlar. 2 ve 7 asal çarpanları var. Evet bu tarih uygundur. 16 4 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılmasından oluştuğu için sadece 2'lerden oluşur. Sadece 2 asal çarpanı vardır. Olmadı arkadaşlar. 2 derken sadece 2 yani bir asal çarpanı vardır. O da 2'dir anlamında söylüyorum arkadaşlar. 2 tane değildir. 1 tanedir. 22'nin asal çarpanları 2 ve 11 olmak üzere 2 tanedir. Bu da cepte. Bakıyoruz ne kaldı? 26 2 çarpı 13 olmak üzere 2 tane. Bu da cepte. 28 4 kere 7 28 arkadaşlar 4 de 2 çarpı 2 olduğu için bakın bir tek 2 geldi buradan bir de 7 asal çarpanı geldi onun için bunda da 2 tane var arkadaşlar 1 2 3 4 tane gün bu 3 şartta sağladığı için rezervasyon için uygundur diyoruz. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. 12 tane arkadaşlar birbirine eş dikdörtgen var. Bunların e, uzunluklarının ölçülerini vermiş. Bunları bir araya getirip şöyle bir kare yapıyor. Yani şöyle dıştan dışa bu şekilde bir kareymiş arkadaşlar. Yani kare olduğunu e, ispatlayacağız şimdi kare olduğunu göstereceğim. E, buna göre diyor diyor Hakan'ın yapmış olduğu şeklin arasında kalan boş kısmın alanını birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade. Yani kırmızıların değil de arkadaşlar şu arada kalan boş kısmın alanını istiyor bizden. Bakın bu karedir dedim. E, Soruda kare olduğunu söylememiş. Nerede anladık arkadaşlar kare olduğunu? Şu kenarında arkadaşlar iki tane uzun kenar yok mu? Var. İki tane de ne var? Kısa kenar mesela. Boyuna diyelim. Enine de yine iki tane uzun kenar var. Yine iki tane kısa kenar var. O zaman eni bonu, boyu aynı olduğu için bu şekil nedir arkadaşlar? Bir karedir. Şimdi öncelikle ne yapalım? Şeklin bütün alanını bulalım. Sonra kırmızıların alanını bundan çıkarırsak beyaz kısmın alanı kalır. Şekil bir kare olduğuna göre arkadaşlar şu ölçüleri yazalım üstlerine. Burası x eksi 3 arkadaşlar. Kısa kenarlarımıza ne yazıyoruz? x eksi 3 yazıyoruz. Şuraya da x eksi 3 yazıyorum. Uzun kenarlarımız neymiş? 2x artı 4'müş. Yazalım 2x artı 4. 2x artı 4. Şimdi karemizin bir kenarı ne oldu? Bakıyoruz arkadaşlar boydan boya. 1x, 3x, 5x, 1x de buradan geldi. 6 tane x var arkadaşlar. Devam ee, sabit terimlere bakıyoruz. Eksi 3 artı 4 daha artı 1. 4 daha artı 5. Eksi 3 daha ne etti? Eksi 2. Eni ve boyu aynı olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? Bunun karesini alacağız. Ee, pardon arkadaşlar yalnız artı 2 olacak burası. Çünkü bakın artı 4 artı 8 eksi 3 eksi 3 daha eksi 6 artı 2 kalıyor geriye. İşlem hatası yaptık. E, bu ifadenin parantez karesi alırken ne yapıyorduk arkadaşlar? İsterseniz iki defa yazın, dağıtarak yapın ya da e, ezbere iki terimin toplamının karesinden yapalım özdeşlikten. Ne yapıyorduk? Birincinin karesini alıyorduk. 6x'in karesi 36x kare. Birincinin karesi başa. İkincinin karesi 2'nin karesi ne yapar arkadaşlar? 4. Sona. Ortaya da her ikisinin çarpımının 2 iki katı. 2 tane 6x 12x. 2 katı ne eder? 24x. Arada artı olduğu için ikisine de ne koyuyoruz? Artı. Şeklimizin toplam alanı buymuş. Şimdi kırmızı bölgelerin alanını bulalım arkadaşlar. Kırmızılardan kaç tane varmış arkadaşlar? 12 tane. Burada 12 tane kırmızı bir araya gelmiş. E, bir tanesinin alanını buluruz. 12 ile çarparız. Eni belli. Boyu belli. O zaman ne yapacağız? X eksi 3 ile 2x artı 4'ü çarpacağız. Yetmedi. Ondan sonra bile ne yapacağız? Bunu 12 ile çarpacağız arkadaşlar. Önce şuradaki cebir sayı ifademizi çarpalım. Dağıtarak çarpıyorum. x kere 2x ne yapar arkadaşlar? 2x kare yapar. x kere artı 4 artı 4x yapar. Eksi 3 kere 2x eksi 6x yapar. Eksi 3 kere artı 4 eksi 12 yapar. Düzenleyelim arkadaşlar. 2x kareyi aynen yazıyorum. Artı 4x ile eksi 6 x işleme girerse ne kalır? Eksi 2 x kalır. Bir de neye var arkadaşlar? Eksi 10 Bir de ben bunu neyle çarpacaktım? 12 ile çarpacaktım arkadaşlar. Şimdi bir de 12 ile dağıtıyorum. Yani 3 derimde ne yapacağım? Tek tek 12 ile çarpacağız. 12 tane 2 x nedir arkadaşlar? 24 x kare eder. 12 tane eksi 2 x eksi 24 x eder. 12 tane eksi 12 eksi 144 eder arkadaşlar. Şu toplam alandı. Bu da kırmızı bölgenin alanı. Yazalım şöyle şu toplam alan. Yani baştan başa dolu olsa bu karemizin alanı böyle olurdu. Şu da kırmızı tuğlaların alanı. Bu da kırmızı bölgenin alanı diyelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Toplam alandan şu kırmızı bölgenin alanını çıkartacağız. Şurada yapalım bunu da. 36 x kare artı 24 x artı 4 arkadaşlar bu toplam alan. Eksi neyi çıkartıyorum? 24x kare eksi 24x eksi 144. Arkadaşlar parantezin önündeki olduğu için ne yapacağız? Eksiyle her birini dağıtmam lazım. Dağıtalım önce eksiyle her birini. Şurası artı 24 xti eksi 24 x kare oldu. Eksi 24 xti artı 24 x oldu. Eksi 144'ü eksi ile çarpıcı ne oldu? Artı 144 oldu. Artık işleme sokabilirim arkadaşlar bunları. 36x kare ile eksi 24x kareyi toplarsam ne eder? 12x kare kalır arkadaşlar. 24x var, 24x var. Ne eder? 48x eder. Artı 4 var, artı 144 var. Ne eder? Artı 148 eder arkadaşlar. Aradaki fark buysa beyaz alanda yani boşlukta kalan alanda budur arkadaşlar. Nerede var bu? Evet. D seçeneği varmış arkadaşlar. Cevap deniz diyoruz. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Mustafa diyor tablodaki sayılardan seçtiklerini çarparak 2048 sayısına ulaşmış ve seçtiği kareleri boyamıştır diyor arkadaşlar. Tablodaki sayılara bakarsak hepsi iki cinsinden yazılabilecek bir sayı. Bana verdiği sayı 2048 de zaten iki cinsinden yazılabilir arkadaşlar. İkileri zincirleme yan yana yazıp çarparsanız 2 tane 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 Bakın kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane arkadaşlar. O zaman 2 üzeri 11 diye yazılabilir. Şimdi doğru şık üzerinden gidelim arkadaşlar. Bir tane doğrusunu, bir tane de yanlışını çözelim. Cevap Bursa. Bursayı gösterelim. Hepsini ne yapacağız arkadaşlar? 2 cinsinden yazacağız. 8 demek 2'nin küpü demek. 2 üzeri 3 yazıyorum buraya arkadaşlar. Şu 2'nin karesinin karesi olduğu için bunun yerine ne yazıyorum? 2'nin 4'ü. Yine bir 8 var. 2'nin küpü yazıyorum arkadaşlar buraya da. Şimdi çarpma da üstler toplanır da arkadaşlar. Toplayalım. Burada bir gizli bir var. 1, 3 daha 4. 4 daha 8. 3 daha 11. Amacım zaten 2 üzeri 11'e ulaşmaktı. Evet cevap Bursa. Bir de A'ya bakalım arkadaşlar. Bir tane de yanlıştan çözelim. Yine hepsini 2 cinsinden yazıyorum. 8'i 2 cinsinden yazarsam ne yapar? 2'nin küpü yapar arkadaşlar. Şunlar 2 cinsinden zaten. Bir de burayı çeviriyorum. 4 demek 2'nin karesi demek. Bir de 2 gelmiş arkadaşlar. 2'nin karesinin karesi. Yani 2'nin 4'ü. Üstleri toplayalım. Şurada bir gizli 1 var. 1, 3 daha 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 4 daha ne yapar? 13. Burası 2 üzeri 13 gelir arkadaşlar. Evet diğerleri de yanlış geliyor zaten. Cevap neymiş? Bursaymış. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Şurada bir açıklama vermiş arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Zaten bu açıklamayı biz biliyoruz. Bu açıklamayı zaten bilmiyorsan bu soruyu çözemezsin. Ee, şimdi yukarıdaki ifadelerden ondalık kısmı eşit olanların toplamını soruyor arkadaşlar. Ondalık kısım virgülü kısım. Yani virgül nereden sonra virgül oluyordu? 10 üzeri 0 1'di. 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10'du. 10 üzeri eksi 1 ve devamı da ne olur arkadaşlar? Hep artık virgüllü sayılar gelir. Yani 10 üzeri eksi 1 benim için milat. Oradan itibaren ayırıyorum sayıları. Bakın şuradan sonra negatif üstler geliyor. Buradan bunun sağ tarafı artık ondalık kısım. Ondalık kısımları aynı olanları bulacağım. Şunun onda mesela onda birlerinde ne var arkadaşlar? 2. Bakın bunun onda birlerindeki var mı? Hayır. Onda birlerinde 2 var mı? Evet. Bakın şu birinci ve üçüncü aynı olabilir. Devamına bakalım. Onda üçlerdeki var. Ama burada onda üçler diye bir basmak bile yok. Olmadı. 2 ile başka bir şey arayalım arkadaşlar. Bakalım var mı? Ee, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 var mı? Var. 2 tane 10 üzeri eksi 3 var mı? Var. 2 tane 10 üzeri eksi 3 var mı? Var. Evet. Aynı olanları buldum arkadaşlar. İkincisi ve dördüncüsü aynı. Yani virgülden sonraları aynı bunların. Şimdi bunların değerlerinin toplamını soruyor. Bu sayıları bulalım arkadaşlar. İkinci sayıya bakıyoruz. 8 tane 10'un karesi. 10'un karesi demek 100 demek. 8 tane 100, 800. 10 üzeri 1 demek 10 demek. 2 tane 10, 20. 820 virgül. 820 tane tam var. Virgülden sonra bakın 10 üzeri eksi 1'ler boş. Neresi dolu? 10 üzeri eksikler. Yani birincisi boş. ikincisi dolu. Birincisine 0 koyuyorum. İkincisine burada ne yazıyorsa bunu koyuyorum. 2 tane 10 üzeri eksikler. 2 tane yüzde birlik varmış. Onda bir yüzde birlere 2 yazdım. 2 tane de binde birlik var. Onda bir yüzde bir binde birlik. Oraya da ne yazıyorum arkadaşlar? 2 yazıyorum. Dördüncüsünü çözümle etmişler. Ee, toplayalım biz arkadaşlar. 8 tane 100, 800. Bakın 10 üzeri 0 demek 1 demek arkadaşlar burası. 2 tane 1 2. 800 buradan geldi, 2 de buradan geldi. 802 yapar arkadaşlar. Bakın burada 2 tane onluk vardı. Burada 2 tane 10 üzeri 0'lık yani birlik var. 200 2 yapar. Virgülden sonrasına bakıyoruz. Ha zaten aynı olmak zorundaydı. Onlar arıyorduk. Yine ne yazacağım? Aynı şeyi yazacağım arkadaşlar. Bu sayılarımızı toplayalım. 22, 22 tane eder 0, 44. 0 ile 2 toplarsak 2, 2 ile 0 toplarsak 2, 8 ile 8 toplarsak 16. 1622, virgül 0, 44. Nerede var arkadaşlar? C'de var. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beyza matematik sınavına girmeden önce kaleminin boyunu cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor. Yani 0'dan 8'e kadar geldiğine göre bu kızın kaleminin boyu neymiş arkadaşlar? 8 santimmiş. Beyza sınav sonunda küçülen kaleminin boyunu cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor. Bakın kocaman bir kalemi vardı. Minik bir kalemi kaldı. Halbuki sınava neyle girilir arkadaşlar? Çıt çıtlı kalemle girilir. Siz siz olun kurşun kalemle girmeyin. Bunu bak buradan buraya kadar açınca kadar zaman kaybedersiniz. Ama konumuz o değil. Onu rehberlik videoları açı gelsek orada söyleriz arkadaşlar. Gelelim şimdi kalemin başlangıçtaki boyu belli. Buradaki boyuna. Bakın sıfıra koymamış arkadaşlar. 3'e koymuş. 3'ten başlamış. 7'ye kadar gelmiş. Birazcık da geçmiş. Kalemin boyu bakın 3'ten 7'ye kadar gelse 1, 2, 3, 4 birim olurdu. 8'e kadar gelse 5 birim olurdu. Ama 8'e kadar gerek yok. Bakın 4 e, ile bak nereye kadar gelmiş? 4,5 arasında. 4 tane tam var. 5'e değil bakın şurası 7 ile 8 arasında 7,5. Yani bu 4 ile 4,5 arasında bir yerlerde. Öyle değil mi? Kalemin boyu neymiş? 4 ile 4,5 arasında bir yerlerdeymiş arkadaşlar. Azalma miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi önce kaç santim azaldığını bulalım. Kalem 8'di. 8'den 4 ila 4,5 arasında bir yere düşmesi demek. Ne demek arkadaşlar? Şurada bir çıkarma işlemi yapalım. 8'den çıkarıyoruz arkadaşlar. 4 ile 4,5 arasında bir sayı arkadaşlar. Neyi seçtiğimiz fark etmez. Bir tane sayı seçelim. Ne olsun? 4,1 olsun hadi. 4,1 1 e, santimetre düşmüş olsun. O zaman ne kadar nahacıdır arkadaşlar bu? 8'den 4 çıkarsa 4, 0,1 çıkarsa ne kaldı? 3,1 9 santim kalemi kaldı. Şey kalem ne yapmış bu adam? Ee, Beyza sınavda harcamış. 8 santimli 4 ila 4,5 arasında bir yerlere. Mesela 4,1 dedim. Sen 4,2 de bu cevabı sonucu değiştirmeyecek. 8'den kalan kalemi çıkarırsam harcadığını bulurum. Sınavda 3,9 santimlik kalem harcamış. Şimdi diyor ki bunun e, ee, azalma miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? 3 ile 4 arasında ama 4'e daha yakın. 3,9 demek o demek değil mi? 3'ten büyük 4'ten küçük. 3 demek ne demek? Kök 9 demek. 4 demek ne demek? Kök 16 demek. Kök 9 ile kök 16 arasında olacak ama 16'ya daha yakın olacak küsuratından dolayı. Buraya 4,2 deseydik 3,8 olurdu yine 16'ya yakın olurdu. 4,3 deseydik 3,7 olurdu yine yakın olurdu. Yani 4 ile 4,5 arasında ne verirsen ver burası 3,5 ve üzeri geleceği için illaki ne olurdu 16'ya yakın bir sayı olurdu. Evet kök 9 ile 16 arasında olmayanları bir kere ne yapıyoruz? Eliyoruz. Kök 10 ile kök 14 kalıyor arkadaşlar. Bakın kök 10 şurada, kök 14 burada. Amacımız 16'ya yakın olanı almak olduğundan ne yapacağız? 14 alacağız. 10, 9'a yakın olduğu için nedir? 3,1, dir Halbuki bu 3,9, 3,8, 3,7 gibi bir şey. Yani 16'ya yakın olan 14 olduğu için arkadaşlar onu işaretliyoruz. Cevap Ceyhan. 6. soruya geldik arkadaşlar. Şurası bu işin hikaye kısmı. Buraya geçiyorum. Burayı bilmezsen zaten bunu çözemezsin. ha Ben buraya bakıp öğrenebilir miyim? Öğrenemezsin. O da hiçbir şeyin yaramaz. Yani bilgi adı altında vermişler ama onu yani burada öğrenemezsin. Bunu derste öğrenmen lazımdı. Birinden öğrenmen lazımdı. Yani şu anda ben e, kar kök sayıları bilmeyeyim de çarpma işlemini buradan görüyorum. Ona göre bunu yapayım diyemezsin arkadaşlar. E, burayı bilmiyorsan zaten bu soruyu yapamazsın. Şimdi oklar istikametinde arkadaşlar yani oklar yönünde sayıları çarpıp kutucuklara yazmamı istiyor. Çarpalım. Bakın birinci ok istikametinde ne var arkadaşlar? Kök 2 çarpı 5 kök 3 çarpı kök 12. 4 çarpı 3 olduğu için 2 kök 3 diye yazıyorum arkadaşlar. Çarpalım. Bakın kök 3 kere kök 3 nedir arkadaşlar? Kök 9 olduğundan 3 diye dışarı çıkar. Buradan 3 geldi mi? Geldi. Kök 2 çarpacağım başka bir köklü sayı yok. Onun için dışarıdakileri çarpıyorum. 5 kere 2 10. 10 kere 3 30. Dışarıda 30 var. İçeride sadece ve sadece ne kaldı? 30 kök 2 kaldı. Sarı olan neymiş? 30 kök 2 imiş. Onu bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerine. Kök, e, 3 kök 2 var arkadaşlar. 3 kök 2 yazıyorum. Nereye yazalım? Şuraya yazalım arkadaşlar. 3 kök 2 çarpı ne var? 18. 18 demek 9 çarpı 2 olduğu için aslında 3 kök 2 diye yazılabilir. Bir de ne varmış arkadaşlar? 5 varmış. Bunları çarpalım. Bakın yine pratik olarak yapıyorum. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımında ne gelir? Kök 4 yani 2 gelir. 3 kere 3 kere 2. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. 18 kere 5 ne yapar? 90. Bakın bu bir tam sayı geldi. 90. Diyor ki bunların birbirine oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Neden olabilir diyor arkadaşlar. Yani sarının mavi oranını da bulabiliriz. Mavinin sarıya oranı da. Önce biz sarının mavi oranını bulalım. Bulamazsak olmazsa ters çeviririz. Şey e Diğer nişanlarız. Bakalım sarının mavi oranı var mı? 30 kök 2 arkadaşlar 90'a bölüyoruz. 30-30'a böldük 1 kere 90-30'a böldük 3 kere. Başka sadeleştirebileceğim şey kalmadı. Yukarıda kök 2 kalırken aşağıda 3 kaldı. Evet kök 2 bölü 3 nerede var arkadaşlar? A'da var. Olmasaydı 3 bölü kök 2 arayacaktık ama gerek kalmadı. 7. soru arkadaşlar grafiğimiz var bir tane. Üç tane ürünümüz var. Pantolon, gömlek, ceket. Bunların alış fiyatını ve satış fiyatını gösteriyor. Mağaza sahibi diyor ki bir günlük satış için bize bir şeyler söylemiş arkadaşlar. Bakın bunlar önemli. Her bir üründen en az bir tane satmış. Yani satılmayan ürün yok. Hepsinden satılmış. Birincinin içinde ikinci de gizli arkadaşlar. O gün için en az sayıda satış yapmış. Mümkün mertebe az sayıda satış yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 3 üründen de aynı kar elde etmiş. Bakın en az sayı diyor. En az bir tanesinden her birinden az bir tane satmış diyor ve üçünden de aynı karı elde etmiş diyor bakın. En az ve aynı kar. Yani üç sayıda üçünün karı da ne olacak? Aynı sayıda buluşacak. Ne sorusu bu arkadaşlar? EKOK sorusu. Aynı katta buluşacak. Şimdi önce bunların karını bulalım. Pantolonu sen 50'ye alıp 100'e satarsan karın nedir arkadaşlar? 50. Gömleği sen 25'e alıp 75'e satarsan karın yine 50'dir. Ceketi sen 75'e alıp 200'ü e satarsan karın 125'tir arkadaşlar. Demek ki neymiş? 50'nin, 50'nin ve 125'in ekokunu bulacağız arkadaşlar. Çünkü bunların karları aynı yerde birleşiyor. Üçünden de aynı karı elde ediyor. Yani bundan 10 satıyor, bundan 10 satıyor, bundan 4 tane satınca aynı kar elde etmiş oluyor. Mesela ne yapıyor? 500 buluşuyor gibi. Şimdi 50, 50 ve 125 en aşağı kaçta buluşuyor? Bunların ortak katı kaçtır? Asal çarpanlarına bölerek yazabilirsiniz ama daha pratiği. Bakın 125'in bir sonraki katı nedir arkadaşlar? 250. Bunun da katıdır. Bunun da katıdır. 125 bunların katı değildir ama 125'in bir sonraki katı 50'nin katı olduğu için en düşük ortak katları neymiş arkadaşlar? 250'ymiş. Bunların ekoklarını buldum. 250 yani en azından demiş diyor diyor en azından dediği için 250 TL'lik satış yapmış gibi düşüneceğim. Ne diyor arkadaşlar bana pantolon adedine ait mi? Ha, bunlarla diyor bir de daire grafiği. Şimdi her birinden kaç tane sattığını bulalım arkadaşlar. 250 TL kar ettiğine göre her birinden kaç pantolon satması lazım? 50 TL kar ediyorsa bir tanesinden 5 tane pantolon satmış. Aynı şekilde 5 tane gömlek satmış. O zaman 125 125 2 tane de ceket satmış. Bakın toplam kaç tane ürünü daire grafiğine atacağım. 5 10 12 tane ürünü daire grafiğinde göstermeye istiyorsun arkadaşlar. 12 ürünü daire grafiğine atarsam arkadaşlar. Daire grafiği demek 360 derece demek. 360 derecede 12 ürünü gösterirsem bir tane ürüne ne düşer? 360 12'ye böl arkadaşlar 30. 30 derece demek arkadaşlar bir tane ürüne ait e, pay demek. Bir ürüne 30 derece düşüyor arkadaşlar. Çizersek pantolon 5 kere 30'dan 150. Çizelim şuraya arkadaşlar. 150 dereceyi neye veriyorum? Pantolona. Şöyle şurası 150 derece olsun arkadaşlar. Burası neymiş? Pantolon. Yine aynı şekilde 5 kere 30'dan 150 derecede neye düşecek arkadaşlar? Şurası da başka bir 150 olsun. Bu da gömleğin payı olsun arkadaşlar. 150, 150, 300 kaç kaldı geriye? 60. Bakın isterseniz 2 tane 30. Bir tanesi 30 dereceydi. 2 tane 30. Bakın ona da 60 kaldı zaten. Cekette de ne kaldı? 60. Evet. Aradığım e, grafik bu. Benden grafiği istememiş arkadaşlar. Sadece pantolonun merkez açısını. Pantolonun merkez açısı neydi? 150'ydi arkadaşlar. 8. soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki kutularda hangi renkten kaç adet kalem bulunduğunu üstlerine yazmışlar. Bir şey daha diyor arkadaşlar bize. Kalem sayılarına göre küçükten büyüğe göre dizmişler. Yani 4 ise 4'ten büyük. 12 ise 12'den büyük bir sayı gelecek buraya. Bir şey daha diyor arkadaşlar bize. Sarı ve yeşil renkli kalemlerin toplamda 24 adet olduğu biliniyor. Evet şuradan ve şuradan gelecek kalemler toplamda neymiş? 24'müş. Bizden ne istiyor peki? Kutudaki kalemlerin tamamı bir torbada birleştirildiğinde hepsini bir torbaya birleştiriyoruz. Bu torbadan rastgele çekilen bir kalemin sarı olma olasılığı hangisi olamaz diyor. Evet şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? En düşük ihtimalle sarı olma olasılığını bulacağız. Şimdi sarı sayısı bu sağındaki ve solundaki sayıların arasında olmak zorunda. Küçükten büyüğe doğru gittiğine göre. Dörtten büyük ilk sayı kaç arkadaşlar? Beş. Beş tane sarı topumuz olsa kalemimiz olsa. Bakalım 24 değil mi toplamları yeşili sağlıyor mu sağlamıyorsa değişik bir şeyler vermeye çalışacağım. 5 tanesi buradaysa kaç tane kaldı arkadaşlar buraya? 19. Evet yani 12'den büyük oluyor mu? Oluyor. 5 buradaysa 19 burada sağlıyor. Evet buna göre bir deneyelim. 5 tane sarı varsa arkadaşlar toplam 5 sarı varsa 24 e, bunlarda vardı. 12 de buradan geldi. 36 4 de buradan geldi. Toplam kalem sayım kaç? 40. En düşük ihtimalle arkadaşlar 40 kalemden 5 tanesi sarı. En büyük ihtimali bulalım. 40 kalem var. Yine paydan belli 40. 12 olamayacağını gör arkadaşlar. 12'ye en yakın 11 sağlıyor mu diye bir kontrol ediyorum. 11 hemen vermek yok. 11, 13 daha 24 eder. E 13 12'den büyük mü? Büyük. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki en düşük 5 verebiliyorum. En yüksek 11 verebiliyorum. Biraz başsız olmuş. Şu sayı aslında biraz daha düşük verip de hani 11 sağlamadıysa 10'a düşür, 8'e düşür, 9'a düşür diye denettirmelerini beklerdim. Öyle bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Direkt işte 4'e en yakın 5, 12'ye en yakın 11 alarak çözebiliyorsunuz. Halbuki hani madem bu 24'ü verdin, burasının bir tanesini sağlamasın. Bunu artır ya da bunu azalt. Öyle bir şey sormamışlar. Neyse daha kolay. Ee, o zaman 40 da 11 olasılıkta bunun en yüksek olasılığıdır arkadaşlar. Seçeneklerin hangisi bunun bu ikisinin arasındaysa cevap o e, doğrudur. Ama bize olamaz soru için hangisi bu ikisinin dışında kalıyor ona bakacağız. Şimdi e, kıyaslamak için paydaların aynı olması lazım. Şunun paydasını 40 yapayım. 4 ile genişletirsek 4 kere 3 12 bölü 40 yapar. 2 ile genişletirsek 6 bölü 40 yapar. 10 ile genişletirsek 10 bölü 40 yapar. 8'i genişletirsek 8 bölü 40 yapar arkadaşlar. Bakın 8 bölü 40 ikisinin arasında mı? Arasında. Doğru. 10 bölü 40 arada mı? Arada. Doğru. 6 bölü 40 arada mı? Arada. Doğru. Ama 12 bölü 40 nerelerde? Şuralarda bir yerde. Bu buradan daha büyük olduğu için böyle bir sarı gelme olasılığı yoktur diyoruz. 9. soruya geldik arkadaşlar. KLMN gezegenlerinin güneşi olan uzaklıklarını vermiş. Bilimsel gösteriminin doğru verildiği gezegen, gezegen hangisidir diyor arkadaşlar. Bilimsel gösterimde kat sayım 1 ile 10 arasında olması lazım. Olmamış arkadaşlar. 1 ile 10 arasında olması lazım. 1'den küçük. 1 ile 10 arasında olması lazım. 10'dan büyük. Evet direkt hangisi diyoruz? M diyoruz arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 10. soruya geldik arkadaşlar. Bir tane helikopter pisti var. E diyor ki arkadaşlar bize bu helikopter pistinin bir kenarı kök 392, diğer kenarı kök 147 diyor. Şu kenar uzun kenar olduğu için bu kenar kök 392 olsun. Önce bunları a kök b formatına getireyim. Kök 392, 196 çarpı 2 olduğu için 14 kök 2 diye yazılabilir. Kök 147, 49 çarpı 3 olduğu için 7 kök 3 diye yazılabilir arkadaşlar. Bakın bunun boyunda yukarıdan aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane parça var arkadaşlar. 7 tane parça 14 kök 2 ise şu uzun parçalardan bir tanesi neymiş arkadaşlar? 2 kök 2 imiş. Aynı şekilde e, elindeki parçalarına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de elinde parça var. Bunları 7'ye bölersek her birine ne düşer arkadaşlar? Kök 3 düşer. Evet. Zaten bunların hepsi birbirine özdeş e, dikdörtgenler. Yani bir kenarı kök 3, diğer kenarı 2 kök 2 olan özdeş dikdörtgenler var arkadaşlar. Bunlarla H harfini oluşturmuşlar. E, şimdi A marka boya, B marka boya, C marka boyanın boyayabileceği alanları göstermişler bir tenekeyle. Bunlar da hemen A kök B formatına getirelim. Kök 24 demek arkadaşlar. 6 kere 4 olduğu için 2 kök 6. Şu 6 kere 9 olduğu için 3 kök 6. 16 kere 6 olduğu için bu da 4 kök 6 metre kare alanı boyuyormuş bir tenekeyle. Ne diyor arkadaşlar bize? H harfini boyamak için boya tenekelerinin her birinden en az bir tane kullanmam lazım. Her birinden bir tane kullanacağım. Bu iş için en az kaç teneke boyak kullanırız diyor ve açılan tenekenin tamamı bitirmek şartı var diyor. Şimdi her birinden birer teneke kullanacağım diyor. E önce ne kadar alan boyacağını bulalım arkadaşlar. H harfini boyayacağı için H harfinde kaç tane alan var onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane parça var arkadaşlar H harfinde. O zaman 13 tane alan ne yapar onu buluyoruz. Şuranın alanını bulalım arkadaşlar. 13 tane. Bir tanesinin alanı nedir arkadaşlar? Bakın burada şu dikdörtgenleri şöyle buraya büyüterek çizeyim arkadaşlar bir tanesini. Bunun alt kenar kaç arkadaşlar? Kök 3 birim. Üst kenar kaç arkadaşlar? 2 kök 2 birim. Tabi bura biraz uzun oldu. İdare edin. Alanı bulursam bir tanesinin alanını buluyorum. Kök 3 çarpı 2 kök 2'den ne gelir arkadaşlar? 2 kere 1 2. Gizli 1 var bunun önünde. Kök 3 kere 2 ne yapar? Kök 6 yapar. Bir tanesinin alanı 2 kök 6'ymış. Burada 13 tane var. O zaman 13 tane 2 kök 6'dan alanı bulacağım arkadaşlar. 13 kere 2 ne yapar? 26 yapar. 26 kök 6'yı boyayacaksın sen. Evet. Bakalım en az kaç tane ile boyuyorum. Şimdi 10 deniyoruz arkadaşlar. 26 kök 6'yı deneyeceğim. Şuraya yazayım şöyle. 26 kök 6'ya kadar çıkacağım bunlarla. Şimdi her birinden birer tane. Şimdi e, kökler için 6 olduğu için arkadaşlar katsayılarla 26'ya gelmeye çalışayım. Köklerle bir de kafamızı karıştırmayalım. Yani 26'yı bulursan zaten kök 6'yı yanına gelecek mecburen. Şimdi her birinden birer tane kullandığıma göre arkadaşlar e, en başta 1, 2 bir 3, bir 4 ne yapacağız? Açacağız. Bu tenekeleri açtım. Toplamda kaçta başlıyorum arkadaşlar? 9'da başlıyorum. Artı 9'un üzerine e, ne yapacağız? En az sayıda dediği için C markasıyla devam edebildiğim kadar devam edeceğim. Çünkü en fazla boya bunda. En az teneke kullanmak istiyorsam en çok C'den kullanmam lazım. 9'un üzerine 4'lerle devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane 4 ekledim. Ne oldu? 13. Bir 4 daha ekledim. 17. Bir 4 daha ekledim. 21. Bir 4 daha ekledim 25. Bakın 25 oldu duralım. Şu 21'de duralım arkadaşlar. 21'den 25'e varmaya kaç lazım? 5 lazım. Bakın şuraya kadar neredeyim ben? 21 litre deyim. Metre kare deyim. 9, 4 daha 13, 4 daha 17, 4 daha 21. Ne kaldı 25'e var mı yap? 5. E kolay. 5'i sağlamak ne kolay ne var arkadaşlar? Bir tane buradan, bir tane buradan zaten 5 yapıyor. Devamında 4 almıyorum. Bir tane 2, bir tane 3 aldığımda tam nereye geliyor arkadaşlar? 26'ya geliyor. Bakın her birinden bir tane alınca zaten 2, 3, 4 daha ne eder? 9. 9 zaten cepte. Her birinden bir tane ki kullanacaksın diyor soruda. Devamında az kullanmak için ne yapacağız? C en büyük olduğu için C'ye devam edeceğim. Devam edebildiğim yere kadar. 4 4 4 diye 21'de durdum. Eğer 25 durursam durarsam 26'ya 1 bir birim lazım. Burada 1 bir birimlik teneke yok. Mecburen nerede durdum? Bir öncekinde. 21'de durar durursam aradaki mesafe 5. E 5'i sağlamak kolay. Bir bundan bir bundan alırsam zaten 5 yapıyor. Evet bakalım kaç tane teneke kullanmış oldum. Benim için önemli olan şu üst kısım arkadaşlar. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. En azından 8 tane tenekeyi ne yapmanız lazım arkadaşlar? Açıp bitirmeniz lazım diyoruz. Ve bu testimizi tamamlıyoruz.